Değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugünkü yazma kenar modelimiz e, rüzgar gülü modelimiz bakın şahane mi şahane bir modelle birlikte olacağız bunun adı rüzgar gülü bunu da dediğim gibi yıllar önce ben yapıp kaldırmıştım sandığıma hepsini daha önceki videolarımda göstermiştim şimdi hemen bunun yapımına geçelim bunun da hemen sayısını verelim. E bir köşeden bir köşeye 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet koymuşum arkadaşlar. İlk önce hemen çiçeğinden başlayalım. Şimdi arkadaşlar yazmanıza uygun hangi renkten yapacaksanız yazmanıza uygun o renkle naylon masra bildiğimiz e, filoş makaralardan onları zaten siz biliyorsunuz. 8 tane zincirle başlıyoruz. 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen şu dibine batarak yuvarlak halka oluşturuyorum. Şöyle tutalım. Yuvarlak halkamı yaptım. Bunun içine 14-15 kadar sık iğnemi dolduruyorum. Şöyle 1 14 tane tam yeterli geliyor arkadaşlar. Hemen şuradan bağlantıyı kuruyorum arkadaşlar. Bakınız. Şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde halkamızı 14 tane sık iğnemizi doldurduk. Ben şimdi açık rengin üzerine mavi koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben dün bunu bir tane denedim renk nasıl olur diye. Mesela ister koyunun üzerine açık renk yapabilirsiniz ya da açık rengin üzerine koyu renk yapabilirsiniz. Rüzgar gülümüz gerçekten şahane. Hemen şimdi şöyle göz kararı örümceğimi çekiyorum. Şöyle bakınız. Göz kararı onu kendiniz ayarlarsınız. Örümceğimi çektim arkadaşlar. Biraz şöyle uzun çekelim. Örümceğimi çektim. Bakın. Şimdi bu örümceğin iki teline şöyle iki tane teline sık iğne dolduruyorum. 19 tane. 3 4 İki teline 19 tane sık iğnemi doldurdum. Şu dibine batarak bunu sabitliyorum. Çok kolay arkadaşlar. Ve bunun yapımı gerçekten çok zevkli. Hemen şuradan 1, 2, 3. 3 tane sık iğneden atlıyorum arkadaşlar. Hani arasının mesafeli olabilmesi için. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Şöyle göz kararı aynı eşitlikte örümceğimi çekiyorum. Hemen iki tane teline iki şuradan ayırıyoruz. Bakınız şöyle ayırdım telimi 19 tane sık iğne 3 4 şimdi ne yaptık ikinciyi de doldurduk arkadaşlar tekrar aynı işlem dibine batıyoruz sabitliyoruz bu şekilde tekrar hemen şuradan sık iğnemizle ilerliyoruz dibine battık sabitledik şuradan biraz ilerliyoruz ki aralarında biraz hafif boşluk kalsın diye şimdi iki tane yaptım tekrar örümceğimi uzattım buna tam 5 adet dolduracağız arkadaşlar aynı işlemi bakınız şöyle iki tane teline tam 19 tane sık iğnemizi dolduruyoruz bu yapraktan tam 5 tane halkamızı sığdırıyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. Hemen 1-2 tane sık iğne ile ilerliyoruz ki aralarında boşluk olsun diye. Tekrar örümceğimi uzattım. Tekrar 2 tane tele 19 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Daha sonra şöyle göstereyim tekrar. Bakınız Şimdi buraya tam 1 2 3 4 5 rüzgar gülümüzü bu şekilde ilk önce şu altını yerleştiriyoruz. Birazdan şu dolguları yapacağız ve arkadaki yeşilleri yapacağız arkadaşlar. Bu kadar basit ve zevkli bir model. Şimdi 5. yaprağımızı da yaptım. 19 tane doldurdum. Tekrar dibine batıyorum. Bakınız burada hemen iki tane boşluk kaldı. Tam yerleştirdik örneğimizi arkadaşlar. Fazlamız eksiğimiz olmadı. Bakınız tam beşer tane yapraklarımızı yerleştirdik. Bunu hemen şimdi kopartıyoruz ve arkaya geçirerek yakıyoruz arkadaşlar. Bakınız 5 yaprağımız hazır. Hangi renkten yapacaksanız renkli masuranızı alın elinize renkli ipinize hangi açık mı koyu mu nasıl isterseniz şimdi arkadaşlar bu yapraklarımızı hazırladık hemen şu ucundan dolgularımıza başlıyoruz bir tane zincirimi çektim tığımı aldım ipimi aldım elimi şu ucundan şöyle bir sık iğne ile başlıyoruz artık dolgularımıza geçiyoruz bakınız 1 2 3 tane zincir çektim hemen şu sık iğnenin dibine batarak 3 defa da bitirerek dolgu yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 3 4 5 Bakın şöyle. Çok belli oluyor zaten arkadaşlar. 5 tane dolgumu yaptıktan sonra 3 tane zincir çekerek şu dibine batıyorum. Yani bunu böyle yaprak haline getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir. Şimdi bunları yapıyoruz arkadaşlarım benim. Bakın. Şunları. Şu üst dolgularındayız. Hemen şimdi devam edelim. Tekrar 3 zincir. 1-2-3 Mavi ile de krem harika oldu. Hemen şuradan tekrar dibine batarak 2-3 4 5 6. dolgu da aşağıya iniyoruz. Şuradan sabitliyoruz arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Şimdi bakın çok güzel oldu. 5 tane zincir çekiyorum. 4 5. 5 zincirimi çekerek şu karşıya geçiyorum arkadaşlar. Hemen şu karşının en ucuna, en en ucuna bir girip çıkıyorum. Bunları tutturuyorum arkadaşlar. Karşılıkla. Tekrar 3 zincir. Şöyle dibine dolguyla başlıyorum. 3 defa da bitirerek 3 4 5 5 tane dolgumu yaptıktan sonra 3 zincir çekerek şu dibine batıyorum yapraklarımızın belirgin belirgin olması için. Tekrar 3 zincir. Tekrar 5 dolgu. 3 4 Arada dibine batın arkadaşlar. Hani tam dek gelsin. 5 dolgudan sonra 6. dolgu da 3 zincir çekerek aşağıya sık iğne şeklinde iniyorum arkadaşlar. Tekrar 5 zincir 4 5. Bakınız. Kremle mavi de gerçekten şahane oldu. Ben size gösterme amaçlı renkler uyguluyorum fakat hepsi de çok güzel oluyor. Tekrar bu en ucuna başlıyoruz. Bakınız bu şekilde. Harika mı? Harika oldu. Bunu bu şekilde 5 tane yaprağımızı, dolgularımızı yapıyoruz ve en üst şuraya geçeceğiz arkadaşlar. Artık son işlemimiz buraya geçeceğiz. Bakınız şahane oldu mavi ve krem. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 tanesinin dolgularını yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da sonuçlandırdım. 5 tane zincir çekerek 4 5. Yani artık bu sonu geldi arkadaşlar sonucu. Şu dibine batıyorum. Bakın şöyle dibine battım. Bunları birleştirmiş oldum. Bakın şöyle. Dibine battım. Şöyle bir zincir çekerek hemen ne yapıyoruz? İpimi kesiyorum. Bunu arkadan götürüp hemen yakıyorum arkadaşlar. Biriktirmiyorum. Sadece bunun nesi kaldı? Yeşili kaldı. Üst yeşili kaldı. Çabuk oluyor arkadaşlar bu. Yani mavi ve kremden de bir adet yapmak isterim arkadaşlar. Şimdi bu üstteki yeşil yapraklarımıza geçiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz renkte istediğiniz yeşilden yapabilirsiniz danenize uygun olarak. Hemen şöyle iki tane zincirimi çektim. Bu atlamış olduğumuz köprülerimiz var ya arkadaşlar aradaki beş zincire. Onun üzerine bir tane sık iğne ile şöyle tutturarak başlıyorum. 3 tane zincir. Şöyle dolgu. 3 de bitirilebileceğimiz dolgu. 3. 4. 4 tane dolgumu yaptım. Şimdi 5. dolguda yaprağımızı uzatıyoruz. 1 zincir çektim. 2 tane ilmeğimi aldım. Bunu 4 defa da bitiriyorum ki yaprağımın uzaması için. 3 tane zincir şuraya bir tane dibine batarak tepecik yapıyorum bu 5. yaprağın burasından sık iğne ile aşağıya iniyorum 7 tane 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnemi yaptım bunu tekrar sabitlemek amaçlı dibine battım bakınız bir tane yaprağımız oluştu Şimdi tekrar 5 zincir 4 5. Şimdi ne yapıyoruz? Şu arkadan şöyle yani bunu yaptıktan sonra da geçirebilirsiniz. Bakınız. Şimdi bu tarafa geçtik arkadaşlar. Bu arkadan bu ikinci köprüye geçtik. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir 4 tane dolgu. 3 4 5. dolguda bir zincir çekiyorum. 2 tane ilmekle dolgumu yapıyorum ki yaprağımın uzaması için. 1 2 3 ve 3 ve 4. 4 defa da bitirdim. Tekrar 3 zincir buraya hemen dibine şöyle batıyorum. Tepecik yapıyorum. Şimdi 7 tane sık iğne ile 5. dalıma 5. dolgumun dalına aşağıya iniyorum. 3 4, 5, 6 ve 7. Bakınız. Hemen şuradan tekrar sabitliyorum. Bakın muhteşem olmadım arkadaşlar. Sonuncu yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar gerginlikler olduğunda 6-7 tane çektim arka, arka e, köprüsüne. Şimdi şunu da şuradan sabitlemek ve tutturmak amaçlı ne yapıyoruz? Bakınız birleştirdik ve hemen ipimizi kesiyoruz ve yakıyoruz bakınız canlarım benim bugün biraz elim bolarmış arkadaşlar ee, akşam denediğim biraz küçük oldu biraz elim tabi e, ayarları değişebiliyor bazen bol yapabiliyoruz bazen dar yapabiliyoruz fakat herkesin eli farklı 1 2 3 4 5 bakınız çok muhteşem bir şekilde rüzgar gülümüz ne oldu? Hazır oldu. Şimdi alt sırasına geçiyoruz. Ve artık güllerimizi dikerek işlemimize başlıyoruz. Bir önceki yazmamın e, videoda paylaştığım yazmamın alt sırası arkadaşlar. Yine de görmeyen arkadaşlarımız için hemen ne yapalım? Bir adet yapalım. Şöyle bir tane örümcek çekiyorum arkadaşlar. Bir tane örümceğimi yaptım. Iki tane ilmeğimi aldım 1 2 3 3. kutuya bu şekilde atlıyorum 4 defa da bitiriyorum 4 defa da bitirdim gergin olursa arkadaşlar şayet ikinci kutuya başlayın. 3 tane zincirimi çektim Şimdi buraya dolgu dolduruyorum arkadaşlar 2 3 4 5 dolguda 2 tane ilmek alıyorum. Dört defa da bitiriyorum yaprağımın uzaması için. Beşinci dolgumuzu da yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Yaprağımı uzatmak amaçlı bir tane zincirin sebebi o. Hemen dört defa da bitiriyorum. Tekrar üç zincir. Buraya bir dibine batıp çıkıyorum. Şu tepesinden batıyorum. Tepecik oluşturuyorum. Bu altıncı dala yedi tane sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. 6 ve 7. Hemen şu dibine batarak tekrar sabitliyorum. Bakınız. Bu şekilde şöyle yapraklarımız yukarı yukarı doğru bakıyor arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde. Tekrar şöyle yapalım. Örümceğimizi çekip her şeyi atlıyoruz mesela gergin olduğunda iki tane kutucuk atlayın onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar göstermiş olduğum gibi bu yeşilleri de tamamladıktan sonra rüzgar gülümüzü de zaten hazırlamıştık. Bunları böyle dikeceğiz arkadaşlar. değerli arkadaşlarım. Siz şimdi bunu bitmiş olarak farz ediniz. Ben şimdi size göstereceğim için bu şekilde yapıyorum. Bunları ne yapıyoruz? Hemen şöyle. Hemen öteki bir önceki videomda da paylaşmıştım bu şekilde. Şöyle ortalarına bakın. Şöyle tam ortasına koyuyoruz bunu. Ortalama yapıyoruz. Tam bu şekilde iğnemizi, ipliğimizi taktık. Aynı renginden şöyle tutturarak dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle boncuğumu alıyorum elime. En son bunları yerleştiriyorum. Güzelce dikiyorum, sabitliyorum. Bakınız. Bu boncuklar zaten tülbentlik boncuklar. Her yerde satılan boncuklar. Şöyle tutturuyorum. Sağlam bir şekilde. kesinlikle kopma yapma olmuyor. Şöyle arkadan tabii siz bunu daha sağlam dikeceksiniz. Ben şimdi gösterme amaçlı yaptığım için hemen bunları ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Çıkartıyoruz ve yakıyoruz, kesiyoruz. Bakınız. Ayarladıktan sonra mesela bunu da bu şekilde dikiyoruz. Zaten başta söylemiştim sayısını. Bakınız bu ayarlarda. Mesela ben ne yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yeşilden sonra takmışım aralarına koymuşum. Aralarını artık siz kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ama muhteşem değil mi? İyi ki de bunları yapıp yapıp kaldırmışım arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olduğum gibi bunu da aralıklarını siz kendiniz karar vereceksiniz. Ve bunun üzerine böyle tutturacaksınız canlarım benim. Bakınız muhteşem her renk çok güzel oluyor arkadaşlar. Canlarım benim bugünkü e, video paylaşımım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı gerçekten sevinerek okuyorum ve hemen cevap yazıyorum. Beğeni yapmayı, kaydetmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayınız arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.